Muhammed Hayyar Türkeş Paradoks değişiyor. Bu değişim bildiğiniz bir değişim olmayacak. Şu anda tüm dünya liderleri, devletler ve devletçiklerin hepsi diz çöktürüldü. Bu çöküşün sonu mutlaka zirve yapacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ancak bir paradoks var. Hangi gücün karşısında bütün dünya liderleri boyun eğdi? Yoksa bizden gizlenen bir şeyler mi var? Yani tüm insanlıktan. Kapalı kapılar arkasında pazarlıklar var. Bunu bilmek için alim olmaya gerek yok. Büyük sermaye el değiştiriyor, küçük sermaye ise sırada. Peki bu değişimde hangi tapular el değiştiriyor? Bunun da zamanla öğreneceğiz. Mesela önemli bir soru işareti Queen Elizabeth nereye gitti ve tapuları kime bıraktı? Yeniden dizayn edilen yeni dünyada Türkiye Cumhuriyeti nerede olacak? Bizi ilgilendiren taraf burası. Biz varlığımızla var mı olacağız yoksa varlığımızla yok mu olacağız? Görünen o ki hiçbir dünya liderinin bu konuda mantıklı bir açıklaması maalesef yok. Peki sizce dünya nereye gidiyor? Hepimiz ezberledik pandemi, Covid-19 ve büyük kayıplarla oluşturulan korku imparatorluğu. Peki Donald Trump fasulyeyi atıp fala mı baktı acaba? 100 200 bin ölüyle kapatırsak başarılı olacağız açıklamasını yaparken bir dünya liderine yakıştı mı falcı misali yaptığı bu açıklama eğer böyleyse ben de kamberlerden falcaya gidip fasulye falına baktırayım. Eğer bu işleri dünya liderleri bilmiyorsa biz mi biliyoruz? Yeter artık insanlıkla insanlığın aklıyla oynamayın. Siz bakmayın Amerika'nın demokrasi, özgürlük ve barış güzellemelerine. Bir yandan bunları söyleyen Amerika bugün Çin'den Paraguay'a giden yardım malzemelerine el koymuş. Ve bu yardım malzemelerini Amerika'ya kendi vatandaşlarına götürüyor. Bunları da şu anda dünyada uluslar arası çalışan tek kargo şirketi Amerika'nın kontrolündeki DHL ile yapıyor. Ve ilginçtir kimse bu duruma ses çıkarmıyor. Neden derseniz çünkü bunun adı demokrasi. Yazımın başında belirttim paradoks değişiyor. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta yüzünde maskeyle, elinde Kalaşnikof'la savaşan terörist "Ben öldürüyorum ama ölümden korkuyorum" mesajı veriyor. Ölümden korkanlara ilahi bir söz var her nefis ölümü tadacaktır. Elhamdülillah ancak bu yaşanan savaş başka bir savaş ve bu savaşta halklara evde oturmak düşüyor. O yüzden kimsenin evden çıkmaması isteniyor. Sakın ha evinizden çıkmayın tedbiri elden bırakmayın. Bizim 700 yıl yönettiğimiz bu coğrafyada herkese eşit adaletin dağıtıldığı bu bölgede şüphesiz ki daha adaletli bir dönem yaşanmadığını biliyoruz. Evet şu an gizleniyor ve tartışılıyor olabilir. Gerçek tarihi açılıp okunduğunda daha adaletli bir dönemin olmadığını herkes görecek. Demem o ki özümüze dönmekten başka çaremiz yok. Belki o zaman yerlerin ve göklerin sahibi, yegane sahibi Allah Celle Celaluhu bizi bu musibet ve belalardan kurtarır. Bu bağlamda herkes önüne tepsisini alsın, içinde ne olduğuna baksın. Yazımı bu şekilde bitirmek istemezdim. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça.'' Kalın sağlayacaklar. Muhammed Tayyar Türkş, Bursa TV.com.tr